Aa, hayırdır? Temizliğe mi? Arkadaşımı görmeye geldik. Ay bir de arkadaşım diyor ya. Kadının hayatına beladan başka bir şey getirmediniz. Hayatı çıkar mısınız? Aa. Nurhan Hanım, Yaşar Bey hoş geldiniz. Niye öyle kapıda duruyorsunuz? Buyurun içeri lütfen. Hediyeciğim, hoş geldin sen de. Geç. Niye duruyorsunuz böyle? Şule, niye misafirlerimizi içeri davet etmiyorsun? Şöyle geçsin lütfen. Jülide Hanım. Bizim niyetimiz sizi rahatsız etmek değil. Ama merak ettik işte ne halde olduğunuzu. Nasıl olsun halim? Gördüğünüz gibi işte. Ozan'dan haber var mı? Tarık öğrenmeye gitti. Ben de haber bekliyorum. Biz bunu size getirdik. Ozan oğluma verirsiniz. Nasıl yaptınız bunu? Vallahi hediye fotoğrafı almış. Yaşar da gitti yaptırdı. Şimdi orada aklı karışır. İçi kararır. Düşündükçe karamsarlığa düşmesin dedik. Ama şu anahtarı elinde tuttuğu sürece bir gün şu kapıyı açıp gireceğine, ailesine kavuşacağına inanır. Ben şu pencereyi açacağım. Şu eve azıcık bir oksijen girsin. Ha? Hediye, hadi bakalım. Sen de mutfağa. Ya bir yemek pişsin şu evde, değil mi? Ha? Atalım üstümüzden şu ölü toprağını. Yok, lütfen Hediye Hanım. Siz de oturun. Nurhan Hanım, lütfen. Siz merak etmeyin. Ben bütün malzemelerin yerini biliyorum. Ha, Hediye, musakka yapacağız. Patlıcan çıkar dolaptan varsa. Yoksa da zaten Yaşar abin gitsin alsın gelsin. Alırım alırım. Musakka olmaz Nurhan Hanım. Niye olmasın Jülide Hanım? Ha? Ozan'ın en sevdiği yemek musakka. Yaşar hadi. Sen de bahçeye git. Azıcık bir çiçek getir. Şöyle masanın üstüne koyalım. Ev bir şenlensin ha? Emrin olur sultanım. Bütün malzemeler var abla merak etme. Nurhan Hanım ben bu haldeyken öyle masalar kurup yemek falan yiyemem. Niye yemeyecekmişsiniz Jülide Hanım? Ha? Yiyeceksiniz. Yiyeceksiniz. Siz bu haldeyken o çocuk orada ne yapsın? Onun şimdi ihtiyacı olan tek şey umut. Bak sen umutlu olacaksın ki evladına da umut veresin. Sen güçlü olacaksın ki çocuğun da senden güç alsın. Biz ne zaman derde düşsek, Ozan hep bizim yanımızda oldu. Sadece bizde değil, kimin yardıma ihtiyacı varsa hep oradadır o. Öyle bir çocuk işte. Öyle candan, öyle yüce gönüllü. Hem zoruna gitmesin ama Ozan sadece senin evladın değil. O benim de, Hediye'nin de evladı sayılır. O yüzden de biz bu evi Ozan her an şu kapıdan içeri girecekmiş gibi ayakta tutacağız. Eğer biz inanırsak o da inanır Jülide Hanım. Siz ne kadar iyi insanlarsınız. İyi ki varsınız. Ben çok şanslıyım. Günaydın. Günaydın. Bugün görüş günü. Birisini bekliyorsan kahvaltıdan sonra hazırlan. Tamam.
Bir şey soracağım. Ben hep buradan kalacağım. Evrakların gelince normal koğuşa geçeceksin. İnşallah bir an önce suçsuz olduğum ortaya çıkar da evime dönerim. Orasını ben bilemem. Afiyet olsun. Menekşeye fazla dokunursan solar. Konuşarak sevmen lazım. Sen hiç sorma ki. Aslında kavuşma ümidim tükenmiş. Sevgilim, sana söylediklerimi unutma. İmkansız diye bir şey yoktur. En yakın zamanda oradan kurtulacaksın. Birlikte buralardan gidip yepyeni bir hayata başlayacağız. Bana inan aşkım. Bu mektuba ve çiçeğimize bak. Umudunu canlı tut. O umut bizi yeniden bir araya getirecek. Seni sonsuza kadar seveceğim. Aslan. Berçin, lütfen beni arama. Bak benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Aslım dur, kapatma ne olur. Bak ben Ozan'la ilgili çok önemli bir gerçeği biliyorum. Hemen buluşmamız lazım. Berçin'cim, benim senin yalanlarına karnım tok. Kapatıyorum. Ya hayır dur. Bak olan Ozan'a olur. Aptallık etme. Onu bir daha göremezsin. Hemen benim söyleyeceğim yere gel. Gel bakalım Allah'ın belası. Gel. Berçin! Ne oldu Berçin? Ozan'la ilgili söyleyeceğin önemli şey ne? Geç otur, anlatacağım. Berçin, ben buraya oturmaya gelmedim. Bak bugün görüş günü, Ozan'ın yanına gitmem lazım benim. Ne söyleyeceksen hemen söyle. Hadi. Aslımcığım, geç otur. Sakin ol, anlatacağım. Ozan'la ilgili bilmen gereken gerçek şey şu ki... Ozan'ın benim oluşu. Anladın mı? Berçin, ne yapıyorsun sen?
Ne yaptığını zannediyorsun? Dertlerime son veriyorum. Başımdaki en büyük beladan kurtuluyorum. Yani senden. Berçin, bak benim senin saçmalıklarınla uğraşacak vaktim yok. Çöz şunları. Benim Ozan'ı ziyarete gitmem lazım. Ozan'ı ziyarete gitmem lazım. Gerizekalı. Bak bebeğim. Bu karşında duran iğrenç yaratık. Babanla beni ayırmak için gece gündüz uğraşıp duran kadın. Ama artık annenin sabrı kalmadı. Annen artık buna kesin bir çözüm bulacak. Berçin, saçmalama istersen. Ne yapacaksın? Öldürecek misin beni? Sen iyice kafayı yedin herhalde. Çöz şunları, benim gitmem lazım. Artık Ozan da, bebeğimiz de, ben de senin belalarınla uğraşmayacağız. Senin yüzünden Ozan hapiste. Ben senin yalanların yüzünden nikah masasında kaldım. Ama yeter. Bebeğimizi de bu işe kurban etmene izin vermeyeceğim. Berçin yeter. Çöz artık şunları, yeter. Biliyor musun? Burada kimse seni bulamaz. Burada geberip gideceksin aslım. Ben de sevdiğim adamı geri alacağım. Berçin, ne yapıyorsun sen? Berçin, ne yaptığını zannediyorsun sen? Bırak! Çöz şunları Berçin! Çok önceden yapmam gereken şeyi yapıyorum aslım. Seni gebertiyorum. Hadi sana güle güle. Berçin! 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 Anne! Annem! Ne var Fatih? Annem, pek bir keyifli görünüyorsun. Ne oldu? Sana bomba gibi sürprizlerim var. İpotek ettirdikleri evin bankadaki oturum hakkını aldım. Yani artık ev bizim. Oh, çok güzel. Hadi hemen gidip hepsini kovalım. Dur dur anne, sakin ol. Ha, duramam oğlum. Ben yıllardır bu anı bekliyorum. Bir an önce sahip olduğum mallara kavuşmak istiyorum. Anneciğim, daha değil. Unutma. Henüz okulu almadık. Babamın asıl mirası o okul. O yüzden birazcık daha sabırlı ol. Düşmanlarımızı uyandırmayalım. O okulu aldıktan sonra çıkacağız karşılarına. Defolun gidin o evden diyeceğiz. Haklısın. Sabretmesi ama giderek zorlaşıyor. En büyük parçayı henüz ele geçirmedik. Okulu almadan saldırmamız doğru olmaz. Bak şimdi. Ozan'dan kurtulduk sayılır. Mümtaz desen Jülde yokken önemsiz. Asıl Jülde'nin hiçbir şey fark etmemesi lazım. Eğer fark ederse önlem alabilir. En savunmasız olduğu anlarına çıkacağız karşılarına. Anne, bu arada Aslı'nın bunlardan haber olmaması lazım. Haklısın oğlum. Haklısın, sabredeceğim. Bakalım Aslım ne yapıyormuş. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Allah Allah, nerede bu kız ya? Telefonuna da ulaşılamıyor. Hediye, Aslım gece neredeydi? Evdeydi. Daha sabah konuştuk. O da görüş günü için hazırlanıyordu. Hatta burada buluşacaktık. Birlikte gidecektik buradan. Belki doğrudan cezaevine gitmiştir. Telefonunu kapatmasını istemişlerdir. Bilmiyorum ki, bize haber vermeden niye gitsin? Çocukların ne yaşadığını biz bilemeyiz diye. Boşu boşuna ayrı düştüler. Belki sabredememiştir. Erkenden görmek istemiştir. Umarım öyledir. E hadi. Biz de çıkalım. Görüş saati yaklaşıyor. Kahretsin. Berçin! Berçin, orada mısın? Çöz beni! Hadi.
Hadi. Aslında telefonunu açmış. Ne zamandır kapalıydı. Görüşe girerken kapatmıştı. Baksana açtığına göre çıkmış belli ki. Açmıyor bu kız benim telefonlarımı ya. Sence? Hı? Ozan belki anlamıştır niyetini. Kızı da seninle konuşmaması için uyarmıştır. Olmaz öyle şey. Duymadığı için açmıyor. Hem Ozan efendi hapiste. Bir daha da burnunu sokamaz bu işlere. Şunları da koyar mısın? Üşümesin ayakları. Sıcacık giysin. Koyalım Jülide. Siz ne yaptınız? Sarma yaptık, börek yaptık. Kurabiye var, mücver de var. Mercimek köftesi. Burada dolu. Şu alttakinde. Ay ellerinize sağlık. Nasıl teşekkür etsem bilemiyorum. Sizin sayenizde katlanıyorum bugünlere. Gerçekten. Allah sizden razı olsun. Ne demek Jülide Hanım, lafı mı olur? Siz kıyafetleri halledebildiniz mi? Yardım lazım mı? Yok yok, az bir şey kaldı. Dur bakayım ben. Kolay gelsin. Hoş geldiniz Sibel Hanım. Tarık bir gelir misin?
Bu ne şimdi böyle? Ne işin var senin bunların arasında? Ozan'a gidecekleri topluyoruz Sibel. Jülide'nin yanında olmak için elimizden ne geliyorsa onu yapıyoruz. Aferin sana. Hamile kızın nikah masasında kaldığında böyle bir çaban yoktu. Maşallah başkaları için elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Sibel, yardım edeceksen et, kafamı şişireceksen çık git. Hadi. Kuaföre gidiyorum zaten. Jülide'ye bakayım dedim ama keyfim kaçtı. Kolay gelsin size. Yaşar Bey, şunu da koysanız anahtarlıkla birlikte. Selim vermişti Ozan'a küçükken, kolundan hiç çıkarmazdı. Belki takınca güç bulur. Koyalım Jülide Hanım. Herkes tamamsa ben arabayı getireyim. Bizim bu taraf tamam. Arabaya koyabilirsiniz hepsini. Biz de Yaşar'ımla Eylül'e gidelim. Ozan Bey'e çok çok selam söyleyin bizden. Sabırlı olsun. Kendini hemen koyuvermesin. Nasıl olsa hak yerini bulur. Baş üstüne. Ben size ne kadar teşekkür etsem az. Aman canım. Ozan'ın bizim için yaptıklarının yanında iki dolmanın üç sarmanın lafı mı olur? İnşallah çıksın gelsin. Hep birlikte kutlarız. İnşallah. Görüşürüz abi. İyi günler. Hediye. Aslım nerede? O da gelecekti ama gecikti. Bir arayayım ben onu. Ara ara. Ben de merak ettim şimdi. Hazır mısın? Avukat evrakları doldurunca görüş odasına götüreceğim. Hazırım, evet. Nişanlımla görüşmeye gelecek. İzin verirler mi? Verirler, verirler. Yasal bir engeli yoksa görüşebilirsiniz. Korkmaya başladım ben ya. Durun bakalım Hediye Hanım, sakin olun. Belki içeri girmiştir, Ozan'ı bekliyordur. Gerekli belgeleri doldurdum. Aslım için özel izin aldım. Ama imzalaması lazım. Buralarda mı, ulaşabildiniz mi? Yok, ulaşamadık. Ya bir şey geldiyse kızımın başına? Ben geç kalmadım değil mi? Kızım senin ne işin var burada? Ne demek ne işim var? İçeride nişanlım yatıyor benim. Onu görmeye geldim. Beni affet anneciğim. Her şey benim hatam. Ben Aslım'a inanmadım, güvenmedim. Kaan belasını başımıza ben sardım. Buraya gelecek yüzüm bile yoktu ama sen yanımda olmayınca. Konuşma böyle. Hepimiz hatalar yaptık, hepimizin yanlışları oldu. Ama hala sen benim annemsin, canımsın. Aslım hala benim aşkım. Hiç üzülme, ağlama.
Sağlığın saatin yerinde mi? Beni merak etmen de gayet iyiyim. Aslım nerede geleceğim demişti. Aslım... Tarık amca. Ozan. İyisin değil mi? İçeride canını sıkan bir şey var mı? Yok Tarık amca, iyiyim. İyi, bir şey olursa söyle. Elimden geldiği kadar çözmeye çalışırım. Bir saniye. Şimdi. Benim nişanlım gelecekti de adını yazdırmış mı? Baktınız mı? Baktım, geliyor. Az önce ismini yazdırmış. Şimdi gelir. Ozan. Berçin. Çok özledim seni sevgilim. Ozan, bakayım sana. Nihayet kavuştum sana sevgilim. Nihayet.